Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda artık Python'da emir gönderme işlerine başlayacağız. İlk işlemimiz tabii ne olmalı? Kaldıraçlı bir bot yaptığımız için, vadeli işlemlerde çalışan bir bot yaptığımız için ilk işlemimiz kaldıraç tipini, yani izole mi, çapraz mı yapacağız? Ona karar vereceğiz. Ya, ondan sonra da kaç kaldıraçlı işlem yaptıracağız, ona karar vereceğiz. Şimdi peki bunların kodlarına, bunların parametrelerine nereden ulaşacağız derseniz, bir önceki videolarda Postman'a eriştik. Şu an Postman'ı açıyorum. Perpetual Future API kısmının altından Trade kısmına giriyorum. Burada bana birkaç tane seçenek sunuyor. Ben ilk başta marjin tipini değiştirmek istiyorum ve benden istediği parametreler zaten burada gözüküyor. Benim URL'im FAPI v1 margin type'mış ve benden istediği parametreler sembol, margin type, timestamp ve signature. Yani şifrelenmiş imza diyebiliriz. Peki bunları nasıl tanımlıyorduk? Zaten yine gösterdik ama her videoda artık bunları yapacağız ki alışalım. Geliyorum PyCharm'a. Hemen buraya def neydi bizim ismimiz? Margin type diyelim. Margin type parantez açıp kapattım. Şimdi bakıyorum. Kendime ilk başta bir parametreler tanımlamam gerekiyor. Params diye bir değişken oluşturup süslü parantez aç kapat yapıyorum. Yapamadım. Sembol, margin type, timestamp ve signature istiyor. Hemen başlayalım. Simbol iki nokta üst üste hangi coin olsun neyse ona bakarız. BTC, USDT yazalım şimdilik. Margin type, buna da şimdilik isolated yazalım. Virgül. Signature. Signature'ı burada tanımlamıyoruz. Timestamp deyip bununla timestamp fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Şimdi biz buradaki parametrelerimiz ne? Sembol, margin type ve timestamp. Signature'ı içerisinde API şifremizle beraber imzalayıp buraya ekleyeceğiz. Buradan bir format diyelim. Hemen URL'ime encode ettirip parametrelerimi daha doğrusu kaydediyorum. Daha sonra params köşede parantez açıp signature yazdığımda benim buradaki sembol parametre listeme signature diye bir eleman daha ekleniyor ve bunun tabi hatta hiç uğraşmayalım. Direkt buradan kopyalayalım. Bu benim secret key'imi ve buradaki parametreleri şifreleyip kaydediyor. Signature değişkenine kaydediyor. Daha sonra URL'im de zaten belliydi. URL join base URL virgül bakıyorum şu. Buradaki pardon yine tırnak kaçış yaptık. Şuradaki şeyi kaldırıyoruz çünkü bizim base URL de burada. Aşağıdaki satıra iniyorum. Yine payload ve API key'lerimiz kısımlarını da direkt kopyalıyorum. Buradan emir tipime bakıyorum. Bu sefer ben get metoduyla değil post metoduyla istek atacağım. O yüzden şimdi buradaki response'u da kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Buradaki metodumun ismini de post olarak değiştiriyorum. Ve return response dediğimde artık ben margin type'ı göndermiş oluyorum. İstediğim gibi değiştirmiş oluyorum. Buraya ben cross yazarsam çapraz yapacak. Coin'in adı da değişecek. Tabii coin'in adına göre de işlem yapacak. Şimdi main pay'a bakalım biz ne çağırıyoruz. Buradaki artık her şeyi siliyorum. Bunlar trading view olaylarından kalma. Bunları siliyorum. Sadece margin type değişkeni çağırmak istiyorum. Ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor merak ediyorum.
Ama şöyle bir problemimiz var. Ben APK ve SecretKey'i yazmadım. Kendi APK ve SecretKey'imi zaten artık buraya yazacağım. Hatta şöyle yapalım. Bunları CTRLX yapalım. Yeni bir Python dosyası oluşturalım. Şifrelerim diye. Bunların içerisinde ben kendi SecretKey'imi ve APK'imi yapıştırıyorum. Buraları da blurluyorum. Siz de kendi APK ve SecretKey'lerinizi yazabilirsiniz buraya. Daha sonra zaten bunları çağıracağız. Tanımladım. Burada ama SecretKey ve APK artık gitti. Buraya ne yapmam lazım? From pass import from pass import yıldız dediğimde neden olmadı? Neden olmadı? Pass isminden dolayı başka bir kütüphane mi var acaba? Muhtemelen. Bunu ismini değiştirelim. Passup yapalım. Passup parola olsun. Tamam, şimdi oldu. Muhtemelen Pass isminde bir kütüphane vesaire var. Ondan dolayı. Passup diye saçma bir isimde bir şifrelerimi sakladığım bir alan oluşturdum. Ve bu alanın içerisinden verilerimi komple alıyorum. Şimdi geliyorum buraya. Buraya da tabii ki de datayı çağırmıştık. Buraya datayı çağırmıştık. O yüzden buradaki bütün fonksiyonlarım tanımlı. Ben buraya margin type fonksiyonunu yazdığımda otomatik olarak benim marginim ayarlanacak. Peki ben burada ayarlama yapmak istiyorum. Margin type'ım nerede? Bitcoin'de isolated diyor. Şimdi bir ilk önce Binance hesabıma giriyorum. Hatta şu an BTC açık. Yenileyelim burayı. Bir bakın. Yenileyelim. Şu an BTC'de benim hesabım izole 1x olarak açık. 1x de saçma neyse onu da ayarlarız. İzoleyi şu an çapraz yapıp onayla yapıp bırakıyorum. Şu an benim BTC coin'im çaprazda. Geliyorum buraya. BTC coin'i isolated yap diyorum. Hemen main paya geliyorum. Sağ tıklayıp run main diyorum. Bakalım programımız çalışacak mı? Program bitti. Hemen buraya geliyorum. Bakın burada değişmedi. Yenilemem gerekiyor. Gördünüz mü? İzole oldu. Demek ki artık margin tipini bu şekilde değiştirebiliyoruz. Peki bir de kaldıraç yapmamız gerekiyor. Hemen ona da geçelim. Def leverage olması lazım deyip bıraktım. Yine buraya kendim parametreler tanımlayacağım ve hangi parametreleri tanımlayacağıma buradan bakıyorum. Change initial leverage diyor. Muhtemelen kaldıraç ayarla. Evet, kaldıraç ayarlama. URL'im burada. Parametrelerim burada. Hemen geliyorum. Buradaki alttaki fonksiyondan kopya çekiyorum. Parametrelerimi aldım. Burada margin type yerine bakalım ne vardı? Leverage vardı. Ve bunun değeri de sayısal bir değer istiyor benden. O yüzden bunu da şimdilik 10 kaldıraç olarak bırakalım. Tabi bu arada siz bu verilerin hepsini yukarıda başka bir yerde kullanıcıdan input olarak alabilirsiniz. Daha sonra hemen yine aşağıdaki yerlerden kopya çekiyorum. Hatta komple alıyorum bunu. Bunu komple alıyorum. Yapıştırıyorum. APK'in falan aynı. URL'imi değiştirmem lazım. URL'imi buradan kopyaladım. Kaldıraç URL'ini yapıştırdım. Post mu bu da? Bu da post abi. Her şey güzel. Tamam. APK'im ve SecretKey'im bu sayfada tanımlı zaten. Şimdi BTC'deki kaldıracı 10 yapacağız. Bakalım olacak mı? Leverage fonksiyonu çağırıp hatta BTC'yi bir yenileyelim. Bakın izole 1x olarak gözüküyor. Run main dediğimde program bitti. Yeniliyorum. İzole 10x oldu. Bakalım. Evet. Kaldıracımı ben 10x yapmıştım. Şimdi bir tane daha başka coin'e bakalım. Hemen buradan. Rastgele. Onta girdim. Çapraz 20x işaretli. Ben buradan şunu yapmak istiyorum. Ont
Kaldıracım 12 olsun. Burada da 10. Yine kaldıracım izole olsun. Run main dedim. Geliyorum buraya. Sayfamı yeniliyorum. İzole 12x. Bunu neden kullanıyoruz? Ben kaldıraçlı işlemi açarken bütün işlemlerimi izole olarak açtırıyorum. Çapraz açmak zaten bana göre saçmalık. Yine de bir seçimdir bu. Bir şey diyemem. Bütün işlemlerimi ilk başta otomatik olarak izoleye çevirtiyorum. Kaldıracı yine kendim giriyorum. Ama bütün işlemlerim izole olur. Bu videoda Python ile işlem açmadan önce işlemin türünü, yani kaldıracın tipini ve kaldıracın seviyesini ayarladık. Umarım faydalı olmuştur. Beni Twitter'dan, YouTube'dan ve TradingView'den takip edebilirsiniz. Bir probleminiz olursa bana YouTube'dan ulaşırsanız daha çok sevinirim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.